Herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu tatlı dondurmalardan yapacağız. Ama bunlar çok kullanışlı. Şöyle göstereyim. Bakın içine açınca istediğinizi koyabiliyorsunuz. Böyle kalemlik gibi. Ama tabii içine bunların kalemi pek sığmıyor. Küçük kalemler belki olabilir. Bunlardan yapacağız birlikte. Çok kolay ve çok basitler. Birlikte yapımına hadi geçelim. Bu arada bunlar origami olacak. Yani şu kutu kısmı origamiden yapacağız. Bir dakika açamadım. Şu kutu kısmı origami ama zaten çok basit. Yani herkesin yapabileceği tarzda. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz sadece A4 kağıdı ve... Belki sonra da ihtiyacımız olabilir. Cetvel, işte renkli kalemler falan. Onları zaten video sırasında söyleyeceğim. Bu arada kanalımıza yeni geldiyseniz kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna takılmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Evet, ilk A4 kağıdımızı kare yapmakla başlayalım. Kare yapmak için şöyle yapıyorduk biliyorsunuzdur. Bir dakika yapamadım. Evet, şöyle... Kıvırıyoruz ve bastırdığımızda şuranın tam oturması gerek. Ve evet, bakalım. Ve oldu. Bunu kesip geliyorum. Evet arkadaşlar, yaptığım karemizi gördüğünüz üzere. Şimdi bunu ortadan ikiye katlıyoruz. Tam ayarlamaya çalışıyorum. Evet. Buradan bastırıyorum. Ve karemizi ortadan ikiye katlıyoruz. Evet. Tam oldu gördüğünüz üzere. Şöyle göstereyim. Tam ortadan ikiye katladık. Şimdi açıyoruz. Ve şu ortadaki çizgiye kadar kenarlardan tutup ortadaki çizgiye kadar katlıyoruz. Evet. Ortadan ikiye katladım. Bu tarafını da aynı şekilde katlıyorum. Evet, bunu da ortadan ikiye katladık. Görmüş olduğunuz üzere ortadan ilk başta şöyle katladık. Sonra ortadaki çizgiye kadar kenarlarını kıvırdık. Şimdi bu taraftakini yine iç tarafına kıvırıyoruz. Zaten bundan sonrası çok basit bir aşama daha kalıyor. Ondan sonra bitecek. Evet, ortadan ikiye şöyle yapıp katlıyorum. Evet, bunu da katladıktan sonra diğer tarafı da aynı şekilde katlıyorum. Evet, bu tarafında şöyle gördüğünüz üzere katladım. Evet, iki tarafını da katlamış olduk. Şöyle açıp bakarsak böyle katlamış olduk. Bu arada kesinlikle dikkat edin şuraları eşit oldu mu diye. Çünkü çok önemli gerçekten. Küçük bir kısmı bile atlasak bile çok kötü oluyor origamide. Şimdi şu kenardan tutup, sadece şu kenarını tutup şuraya kadar katlıyorum. Ama şu kısmına dikkat edin. Uç kısmına. Evet, katlıyorum. Biraz daha yapalım. Evet. Görmüş olduğunuz üzere şöyle katladık. Biraz şöyle yapalım. Bunu açtığımızda böyle olacak. Şunu düzleyelim. Bu tarafı da aynı şekilde katlıyorum. Şöyle katlıyoruz. Ve evet. Bakın yine az önceki gibi katladık. Şuralarına dikkat edin. Tam oturmalı. Bunu da açıyoruz ve burası yine aynı şekilde kaldı. Şimdi şu uç kısımlarından bu tarafı katlıyorum. Yani şu köşelerinden sadece bu tarafa doğru kıvırıyorum. Evet. Şöyle yapalım. Evet, bu tarafı bitti. Şu iyice düzlemek açısından. Evet. Bu basit bir origamiydi arkadaşlar. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde yapıp geliyorum. Evet, şimdi iki tarafını da katlamış olduk. Şöyle göstereyim. Evet.
Az öncekini yaptığımı buraya, yine buraya da aynı şekilde yaptım. Şimdi şu kenarlarından açıyoruz. Sadece şu kısımları açıyoruz. Buralar duracak. Şimdi en güzel kısmı, ben burayı çok seviyorum. Şu kenarları kıvırdığımız yerden zaten otomatik olarak şöyle kendiliğinden oluyor buralar. Ve burayı da kapatıyoruz. Evet ve kutumuzun yarısı bitti. Bu tarafını da aynı şekilde yapıyoruz. Burayı da yine böyle kıvırıp şu kısımları böyle kıvrılıyor. Ve bunu da iç kısmına sokuyoruz. Ve bu da bitti. Böylece kutumuz olmuş oldu. Evet arkadaşlar, sadece şu kısımlarından biraz şöyle bastırın. Tam kutucuk olsun. Ben zaten bastırdım. Şimdi şu kısımlarını yapıştıracağız ve tekrar böyle kapattığımızda çok güzel bir kutumuz olacak. Sonra da şu dış kısımlarına geçeceğiz ve dondurma kutumuz bitecek. Evet, yapıştırıcımı aldım. Bu kısmını açıyorum. Şu kısmını yapıştırıyorum arkadaşlar. Şuradan da sürebilirsiniz. Evet. Tekrar kapatıyorum. Ve böylece hiç açılmayacak orası. Bu tarafı da yine aynı şekilde yapıyorum. Yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar, yapıştırdım bu kısmını da. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Hani A4 kağıdından kare kesmiştik ya, onun kenarında bir kısım kalmıştı. Şu küçük bir kısım kalmıştı. Ben ondan küçük bir böyle dikdörtgen kestim. Şu iç kısmı çünkü burası biraz açık olduğu için buraya yapıştıracağım ve daha iyi olacak. Hani bir şey koyduğumuzda arasına kaçmaması için. Onu da içine yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, içine yapıştırdım. Şimdi daha güzel oldu. Gerçekten çok tatlı bir kutu oldu. Şimdi dış kısmını, yani şu açtığımız kısmı yapacağız. Hadi ona başlayalım. Onun için de normal yine bir A4 kağıdı alacağım. Boyunu ölçelim kutumuzun ve ona göre bir tane yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi boyunu ölçtükten sonra şuradan bir işaret koyuyorum. Buradan cetvelle güzelce ölçüp ve keseceğim. Evet arkadaşlar, kestim ve geldim. Tam buradan buraya 11 santim. Ama aslında genelde 10 santim. Ama ben 1 santim boşluk bıraktım. Çünkü şu kadarcık bir boşluk kalsa iyi olur. Şöyle hani kapattığımızda kenarlarının görünmemesi için. Böyle daha iyi olur. 11 santim yaparsanız size tam olur. Şimdi bunu güzelce cetvelle yine şöyle koyacağım ve ölçeceğiz ve katlayacağız. Evet, bunu buraya koydum. Şöyle katlıyorum. Zaten sonradan cetvelde de tekrar yapacağım. Evet. Katladığım kısmı şöyle katlıyorum. Evet, bu kadarcıkmış bizim kutumuz. Biraz daha boşluk bıraksaydım keşke. Şöyle biraz daha boşluk bırakacağım. Evet arkadaşlar, yukarıdaki kenarı tam 5 santim oldu. Şimdi şu kısmı ölçelim. Burası zaten dediğim gibi 10-11 santimdi. Şu kısmı sadece 5 santim. Biraz daha boşluk bıraktım. Çünkü tam mesela ben şunu yaparken çok boşluk bırakmadığım için çok yukarıya çıkamıyor. Mesela biraz sıkıştığı içinde kutu. O yüzden bu tam olmasa da mesela bunda çok boşluk bırakmıştım. Yani bunu yaptığımız gibi biraz boşluk bıraktım. O yüzden tam hemen çıkıp geri böyle takabiliyorsunuz. O yüzden biraz boşluk bırakabilirsiniz. Tam olur. Böyle. Bakın mesela koyduğumda boşluk kalıyor. Tam oluyor. Bunun gibi şimdi kenarlarını da ölçelim. Kısmını da ölçüyoruz. Evet, bakın ben böyle bir yöntemle ölçüyorum. Şimdi kutumuzu çıkaralım. Tam onun boyutunu ayarladım. Ve bastırıyorum. Evet, bunun gibi yapıp hemen geliyorum. Şu kısmı da ölçelim hemen. Evet, tam cetvelin başından sayarsak 2 santim arkadaşlar.
Ben öyle genelde ölçüyorum. Evet, şimdi bunun gibi yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, ölçtüm ve bitti. Şöyle katladığımızı şurada küçük bir kısım ayırdım. Çünkü onu yapıştırmak için. Şöyle. Ve böyle kılıfımız bitmiş oldu. Bunu güzelce yapıştıralım şimdi. Evet, yapıştırıyoruz. Bu arada şu kısmını yapıştırmayacağım. Başka kısım yapıştırmayacağız zaten. Sadece burayı kapatmak için yapıştıracağız. Evet, şöyle göstereceğim. Şöyle kenarlarından ayarlıyorum boyunu. Ve evet, yapıştırdım. Görmüş olduğunuz üzere bitti. Böyle olacak arkadaşlar. Tam oturuyorum, bir deneyelim. Kutumuz nerede? Burada. Şöyle bakalım. Bakın tam oldu. Gerçekten tam oldu. Böyle kibrit kutusu gibi oldu. Çok tatlı oldu. Ben çok beğendim. Bunu tam oturttum. Tam oldu. Şimdi gelin birlikte bunu süsleyelim. Evet, en sevdiğim kısım süsleme kısmı. Çok seviyorum süslemeyi. Mesela bunu ben Eva ile süsledim. Bunu da renkli kağıtla süsledim. Ama siz mesela böyle A4 kağıdına güzelce çizip boyayabilirsiniz. Üstüne yapıştırabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şu çubuk kısımlarını ben şu renkli çubuklardan kullandım. Ama siz yine kağıttan böyle çubuk şekli kesip de yapabilirsiniz. Bu kısmı sonra geçeceğiz. Zaten çubuk yapıştırma kısmı en sonu. Şimdi kutumuzun şöyle ben mavi yapacağım bu sefer. Pembe, mor var. Bir de mavi olsun. Bunu göre bu daha çok böyle yoğun bir dondurma yapacağım. Bunu güzelce kesiyorum. Evet, birlikte keselim. Bu arada bunu kafama göre şöyle. Mesela böyle çok aşağıdan başladım ama neyse. Şöyle yukarıya doğru çıkalım. Böyle dondurma şeklinde kesiyoruz. İsterseniz siz farklı şeyler de yapabilirsiniz. Mesela karpuzlu da görmüştüm bir tane. Onu yapmaya çalıştım ama kağıdım farklıydı, olmadı. Mesela sticker falan da yapıştırabilirsiniz üstlerine. Bakın şöyle göstereyim. Bunu zaten kenarlarından da yapıştıracağız. Bence çok tatlı oldu. Bunu yapıştırıp geliyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere yapıştırdım. Böyle oldu. Bu arada kenarlarını bilerek böyle yapıştırdım ki böyle koyduğunuzda daha tatlı duruyor. Bunu farklı bir şekilde kestim. Mesela şu kalemlerle de şimdi benek benek yapacağım. Bunu da farklı bir şekilde kesmiştim. Dışını siyah kalemle çizmiştim. Bunu da farklı bir şekilde kestim. Bu da daha farklı oldu. Şimdi renkli kalemlerle benek yapalım. Bu arada buna göz falan yapmayacağım. Beneklerimizi de şöyle rastgele böyle yapıyorum. Evet arkadaşlar, beneklerini de yaptım. Şöyle hafif çizikler bile attım. Çok güzel oldu bence. Şimdi bu süsleme kısmı bitti. Arka kısmına şöyle çubuğunuz varsa, bunlar kırtasiyelerde zaten satılıyor renkli çubuklar derseniz. Şöyle koyuyorum ve bantlıyorum arkadan. İsterseniz yapıştırabilirsiniz. Bunu kağıttan da yapabilirsiniz. Bakayım şöyle düz duruyor mu? Evet. Evet arkadaşlar, bantladım. Şuradan da bantlıyorum. Sağlam olması için. Biraz büyük kesmişim. Olsun. Şöyle kenarlarına. Evet. Ve çubuğumuz da bitti. Ve dondurmamız da bitti. Şöyle takalım. Bence çok şirin oldu. Ben çok beğendim. Sizce nasıl oldu? Şimdi içine bir şeyler koyalım. Görmüş olduğunuz üzere hepsi birbirinden tatlı oldu. Gelin içine bir şeyler koyalım. Şöyle açıyorum. Mesela içine sildi koyacağım. Şöyle ataçlarım var. Uç kutusu var. Buna bu kadar yeter. Mesela morlu ya da bir şeyler daha koyalım. Ruj silgimiz var. Bir tane daha silgi ve bir tane de ataç koyalım.
Böyle arkadaşlar, nasıl, sizce beğendiniz mi? Yorumlara yazın bakalım. Videoma like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye bye.